İman hakikatlerinin anlatılması gerçekten çok önemli. Üstadımız da iman hakikatlerini Mehdi Aleyhisselam'ın anlatacağını, iman hakikatleri de insanların çok büyük bir kısmının iman etmesine vesile olacağını bize söylemiştir. Bu dönemde de aslında ahir zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl öncesinden bu dönemde ahir zamanda fitnelerin çoğalacağını ve insanların iman zafiyetine uğrayacağını bize bildirmiş. Ve tam bu dönemde de insanların çok büyük bir kısmı gaflet içinde yaşayabiliyorlar. Gördükleri o güzel iman hakikatlerini farkına varamayabiliyorlar. Bunun farkına varabilmek için de insanın vicdanını her an kullanması gerekiyor. Mesela Peygamberimizin bununla ilgili bir hadisi var. Şöyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki dininin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı davranıp Müslümanca yaşayan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır. Bakın avucunda ateş tutan kimse ne kadar zor bir durum ve canını acıtan, gerçekten zor bir durumda olan bir kimse gibi. İşte Müslümanlar, o dönemde sabırlı davranan Müslümanlar o kadar az olacak. O dönemdeki zor şartları, fitneler çok yayıldığı için ahir zamanın zorlu şartlarına sabır gösterecekler. İşte Mehdi Aleyhisselam da bu dönemde geldiğinde yazdığı kitaplarıyla, anlattığı bilgilerle inşallah bize üstadımızın da söylediği gibi kitaplarıyla, yazılarıyla iman hakikatleri insanların hidayetine vesile olacak. Sikki-i Tasdik-i Galbi de şöyle söylüyor üstadımız. Ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın, yine zat olarak söylüyor. Demek ki Hazreti Mehdi aleyhisselam şahsı manevi değil, bir zat, bir insan olarak gelecek. O zatın üç vazifesinden en mühimi, en önemlisi ve en büyüğü ve en kıymetdarı, yani en değerlisi olan imanı tahkiki, yani gerçek imanı neş, yazma ve dağıtma yoluyla yayarak ve ehli imanı, iman edenleri delaletten, sapkınlıktan kurtarmak. En önemli, en kıymetli özelliklerinden biri bu olacak. İnsanların imanına vesile olacak. Onun için de o mübarek şahsı hepimiz büyük bir heyecanla bekliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanın o zor şartı için gece imanlı yatacak şahıs diyor. Sabah kalktığında imanı kaybetmiş olacak diyor. Veya imansız yatacak, sabah kalktığında imanlı olacak diyor. İşte insanların imanı bu kadar kolay gidip gelebilecek halde olacak ve iman zafiyeti en önemli sorun olacak inşallah. Evet. Sorunlardan biri olacak ahir zamanda. O yüzden Mehdi Aleyhisselam'ın senin de anlattığın gibi iman hakikatlerini anlatması, imanın tahkik konusundaki çalışmaları gerçekten Allah razı olsun. Allah bu ahir zamanda kimi Hazreti Mehdi Aleyhisselam olarak seçtiyse ve görevlendirdiyse Allah ondan binlerce kere razı i̇nşallah, olsun inşallah. İnşallah. İmanın nasıl bir gecede kaybolup geldiğini insanlar kafalarında tam toparlayamayabilirler ama şu anda düşünürsek eğer evrim teorisinin propagandası dünya çapında çok yoğun bir propagandası var. Bütün gazeteler, televizyonlar Allah'ın ismini anmak yerine, Allah'ı yarattı demek yerine bu doğa üstü güçler, doğa diyorlar. İşte, doğa ana. Doğa tabiat ana diyorlar. Tabiat ana diyorlar. Yani bir mucize oldu diyorlar. Ama asla Allah'ın ismini ağızlarına almıyorlar. Bu müthiş bir propaganda, telkin oluyor insanların üzerinde ve zaten iman, şeytanla bir mücadele halinde olan insan sürekli bir şüphe içine düşmeye çok meyyal. O yüzden bizim gece gündüz bu şekilde anlatmamız inşallah çok faydalı oluyordur. Hocamızın da vesilesiyle, hocamızın kitaplarından anlattıklarımızla inşallah. Bu da inşallah ahir zamanın bir özelliği. İnsanların imanlarını çok kolay Allah korusun şüpheye düşmeleri. Ama bunun da çok etkili bir yöntemi var. İman hakikatlerini anlatmak inşallah. Bu yani tamamen onu kesecek bir yöntem inşallah. Şimdi darwinizme çok rahat girebiliyorlardı. Mesela şimdi konuştuğumuz gibi imanlıyken darwinist bir yayın okuyor mesela hemen imanını kaybedebiliyordu belki önceden. Hatta Müslümanlar bile darwinizmi savunacak duruma gelmişlerdi ama şu an fosilleri gördüklerinde yani delil olarak birçok delilimiz var. Hatta saymaya bile güç yetiremeyiz çünkü 400 milyon tane. O yüzden Allah imanlarını kaybedemeyecek derecede insanlara şu an birçok delili sunuyor. Elhamdülillah çok büyük nimet bu. Gerçekten hocamızın da vesile olması. Bir insan bir canlının evrim geçirmediğini ve tam olarak Allah'ın o demesiyle yaratıldığını görüyorsa zaten o işte elinde büyük bir delildir imanınız sağlam olarak tutması için. Bu olmasa bile gerçi elhamdülillah
biz vicdanen biliyoruz Allah tarafından yaratıldığımızı. Ama tabii ki delil olması, iman hakikatleri olması da çok büyük bir nimet. İnşallah. Bugün bir kardeşimiz söyledi de kazı yapanlardan biriyle görüşmüş. Fosil kazıları yapanlardan biriyle. Şu an hali hazırda 460 milyon fosil olduğunu söylemiş kardeşimize. Yani artık 400 milyon fosil evet, diye anlatıyorduk ama evet 460 milyon fosil var demiş zaten çıkartılan. Bizim, tabii ki bildiklerimiz yani aslında 1 trilyon bile olabilir o kayaların altında tabii. Katmanlarında ama sadece bulunanlar bunlar. Maşallah.